Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki anneler gününde Murat bana Master Maid Chef aldı. Karaca Şef'i aldı. Yani bu mikseri aldı. Benimki soft krem rengini tercih ettim. Yani her halükarda renklerden sıkılsam da o kremler sıkılmaz. Her mutfağa uyum sağlar. O yüzden ben kremi tercih ettim. Şimdi paketi bu şekilde. Biz indirimden almıştık. Yani Murat sipariş vermiş indirimden. Şu anda 1900 lira. Ama herhalde 1500 liraya almış olmamız lazım. Şey de veriyordu çünkü. Çark'tan de ayrıyetten bir kupon gelmişti. Onunla birlikte 1500 liraya falan geldi. Şimdi birlikte kutu açılımını yapalım. Bu şekilde gelmiş. Evet, neyse, Yiğit Asaf bizi çekecek. Ben düşünüyorum ya, sen yapamam. Çek bakalım. Yeterli, bak bu kapağı açılıyor, uğraşmayalım. Evi de yeni süpürmüştü. Şimdi bakalım. Hemen açtığımızda böyle bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor içerisinde. Nasıl kullanılacağımız anlatılıyor. Ya inanın yoğurmayı hamur işlerini kolaylaştıracak. Hadi çıkartalım mı? Evet. Dur annem yavaş. Sen kutuyu çek aşağıdan. Kutuyu, kolyeyi çek aşağıdan. Evet, şimdi kolyeyi çek anneye. Ah, biz gitti içi vermiş şey. Onu çek anneye. Çöpün oraya doğru. Şimdi açıyoruz. Elim bayağı korunaklı. Evet, yavaş. Evet, içine. Ah, gelin sana. Ne kadar da biliyorsun. Şunu da koy oraya. Bir süreliğine biz şeyi atmayacağız. Kutusunu atmayacağız. Bazılarında garanti kapsamına girmesi için yurt saklanması gerekiyor diye biliyorum. Yavaşça çıkarız. Yırtmadan arkadaşlar. Görünürde bir sıkıntısı yok. Yavaş. Yavaş. Dur. Annem öyle değil. Bu kalsın. Yukarıdan çek. Evet. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Böyle içeri tane yumurta, balon çırpıcı bu olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Ver bakalım. Hamur yoğurucu var. Ve bunlar döküm. Çok güzel değil mi? Ama yok, pardon. İçerisindeki yumurta çırpıcısı. Bu da bunları kenara kaldırdım. Önce göstereyim bir daha tekrardan. Bir saniye anneciğim, bir tane bekle, bunlar döküyor. Dur, takacağım ben, göstereceğim sana. Şimdi böyle bir aparatı var, bu da un döküyoruz, karıştırıyoruz ve unun dışarıya sıçramaması için. İşte bu çok güzel bir şey. Şimdi kendimize doğru çekelim. Çalışıyor. Evet, şimdi ben bunu yerine koydum. Tezgahın üstünde yer alacak. Burada kalması iyi ve şurada benim fişim var. Yiğit Asaf'a da gönderdim ki rahat rahat anlatayım diye. Şöyle vakumlu bir sistemi var. Güzelce yapışıyor ki özellikle yoğururken sallanmasın diye. Devrilmemesi açısından. Dediğim gibi şöyle bir aparatı var. Şöyle aşağı indirelim kameramızı ve göstereyim. Şimdi burada bir hamur haznesinin kilit sistemi var. Bu kilit sistemi sola çevirince şöyle açılıyor. Sağa çevirince kilitleniyor. Buradaki kolla sayesinde de burası kalkıyor. Şöyle kaldırdık. Şimdi ben bunu aldım. Önemli olan size sesini dinleteceğim. Nasıl olduğunu. Bir de aparatları nasıl taktığımı göstermek istiyorum. Bastırıyorum. Ve böyle sol tarafa çeviriyorum. Yine birazcık bastırarak sağ tarafa çekince çıkıyor. Tam da yapabilirim. Bu
normal fener çırpıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da yine bastırıyorum. Bastırmam gerekiyor. Bastırmazsam takamam. Bunu çevirdim. Ve taktım. Öbür aparata da takalım. Bu asıl hamur yoğurucumuz. Yine bastırdım ve çektim. Şimdi deneyelim mi? Haznemize takalım. Fişe takalım. Ve yine şu kolu çekerek bunu aşağı indiriyoruz. İçi boş. İçi boş olması değmiyor hazneye. Sıkıntı yok. Ben sadece sesi göstereceğim. Biraz sesli çalışıyor. Yalan evet. Yapalım. Şimdi ses seviyesini göstereceğim. Ben dün kullandım. Bir rahatsızlık yaşamadım sesinden. Ama seviye arttıkça otomatikman sesi de yükseliyor. Gösteriyorum. Arasında 2 santimlik bir boşluk olduğu için hazneyle hamur yoğurma otomatik. Çizimle yapma. O yüzden boş çalıştırarak göstereceğim. Ama içi doluyken birazcık daha zorlandığı için sesi bir tık daha artmış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duyduğunuz gibi bu sesten yazdım. Her zaman sıkıntı yaşadım. O rahatsızlık duydu. Ama zaten 6'ya kadar 4 ile 6 arası balon çırpıcıyı kullanıyorsunuz. Diğer 2 aparatı da 1 ve 4 seviye arasını kullanabilirsiniz. Öyle uyarı vermiş. O şekilde kullanmanız gerekiyor. Bir de içi dolu olduğu zaman şu an sallanma yapmıyor ama böyle böyle hafif hafif sallanıyor. O videoyu size koyacağım. Çok kısa ama belki faydalı olur. Ama ayaklarında vakum olduğu için şöyle bakın ittiriyorum ama yerinden böyle sadece kımıldıyor ama oynamıyor. Ben ilk aşamada memnun kaldım ilk deneyim olarak. İnşallah ilerleyen günlerde daha çok memnun kalırım diye düşünüyorum. Bu hamur yoğurucunun daha üst modelleri var. Kıyma çekme aparatı, sonra içli köfte yapma aparatı ve sucuk yapma aparatı olan versiyonu da var. Ama benim için bu yeterli olacak. O yüzden onu tercih etmedim. Ama böyle evde yapıp işte kıyma çekilecek, sucuk yapacak insanlar öğrendiği içli köfte. O modeli kesinlikle tercih etsinler. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Alacak kişilere de buradan öneri olsun ve deneyimlerimi sizinle paylaştım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu altına yorum yapmayı unutmayın. Bu arada hamur topaklanması ve kenarlarda kalması için de yani bugün yarın bir hamur yoğuracağım ama ya o zaman şu an durmadığı için başka bir videoda bunu göstereceğim. Ama hamur kenarlarda topaklanma olmadığını biliyorum. Birazcık uzun vadede yoğurmanız gerekiyormuş ki o kenardaki hamurları topluyor. Ben de çünkü kurabiye yaptığımda biraz fazla yoğurtturdum. Çok güzel yoğuruyor gerçekten ama kenarlarda da bir şey kalmadı. Ama az yoğurma yapıtırırsanız dakika olarak biraz acele edersiniz. O kenarlarda topak topak bunlar kalır. Öyle inşallah faydalı olmuştur. Tekrarlıyorum. Öyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Çok pratik. Bakın şimdi artırıyorum.